Bu yaşta yazının büyülü dünyasına adım atan yazarlarımız, geleceğin yazarları olma yolunda basamakları hızlı adımlarla çıkmayı ve büyük üstadların yolundan ilerlemeyi hedeflemişlerdir. Şimdi bu büyük eseri hazırlayan küçük yazarlarımız ile söyleşi yapmak üzere kendilerini sahneye davet edelim. Cennete yürüyen adımlar, bakiz bu toprakta, sonsuzdur şehadet sadası, her savaş bir gurbet adlı hikayeleriyle Eren Koltuk. Vasiyet, babam vatan kokuyor adlı hikayeleriyle Eren Çınar. Bingir Destan Çanakkale, Bu Vatanın Seyitleri adlı hikayeleriyle İrem Nur Coşkun. Dipsiz Kuyu Çanakkale, Yusuf adlı hikayesiyle Semih Eren Ay. Cephe Kardeşliği adlı hikayesiyle Tufan Akınsu. Ve son olarak Vatanın Kalbi Denize Atıyordu Şehitler Alayı adlı hikayeleriyle Yunus Emre Topa. Kusura bakmayın. Bir yazarımız daha var. Onu daha büyük bir alkışla sahneye davet edeceğiz. Evet. Sahneye İlayda Menderes'i çağırıyorum. Evet, törenlerimizde böyle küçük aksaklıklar olabilir. Şimdi yazarlarımızdan düşüncelerini alacağız. Bakalım onlar bize neler söyleyecekler. İlk baş Eren'le başlayalım. Eren, bize neler söyleyebilirsin? Sayın Bakan ve değerli hükümetim, öncelikle hoş geldiniz. Ben Eren Bey. Bizleri bu değerli ve günümüzde yalnız bırakmadığınız için size çok teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım bir ekip olarak çok zorlu ve yoğun çalışmalar sonucunda kitabımızı oluşturduk. Bu tamamen bir ekip çalışmasıydı. O yüzden de üzerinde emeği geçen herkesi bu büyük başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Öncelikle hikayelerimizi oluşturmadan önce Çanakkale Savaşı hakkında bilinmedik hikayeler araştırdık. Araştırma sonucunda da özel bilgi, belge ve fotoğraflar edindik. Hatta Çanakkale Savaşı hakkında kitaplar okuduk, bilgilerimizi pekiştirdik. Filmleri izledik, bilgilerimizi zenginleştirdik. En sonunda da Çanakkale Şehitliği gezisine giderek rehberimizin önderliğinde yerinde bilgiler aldık. Her birimiz o bilgileri çok büyük bir özenle dinliyordu. Çünkü bazılarını ilk defa duyuyorduk. Rehberimizin anlattığı o değerli bilgilerin müthiş savaşı, dünya destanını adeta yaşıyorduk. Çok duygulanmıştık. Canını hiç düşünmeden bu değerli vesilatı için kendini feda eden gazilerimize ve şehitlerimize minnettarız. Bundan sonra da bu değerli emanete biz sahip çıkacağız. Her biri birbirinden değerli ve tarih kokan hikayelerimizi okurken sizler de etkilenecek ve duygulanacaksınız. Şimdiden sizlere keyifli okumalar diliyorum. Teşekkür ederim. Sizi arkadaşıma bırakıyorum. Evet, Eren'i büyük bir şekilde alkışlıyoruz. Bu güzel duygu ve düşüncelerine katılıyoruz. Şimdi sırada Eren var. Eren, onun ismi de Eren. Eren Çınar'dan alalım duygu ve düşüncelerini. Sayın Bakanım ve değerli konuklar, programımıza hoş geldiniz. Bizleri onurlandırdığınız için teşekkürler. Ben Eren Çınar. Bugün size bu kitabın yazım sürecini anlatacağım. Öncelikle öğretmenimiz Çanakkale ile ilgili böyle bir projeden bahsettiğinde hepimiz çok heyecanlanmıştık ve hemen ilgili kişilerle röportajlar yapıp birçok kitap okuduk Çanakkale ile ilgili ve Çanakkale ile ilgili tiyatrolara gittik. Ve son olarak da bizim çok yararlı olacağını düşündüğümüz Çanakkale gezisinde bulunduk. Çanakkale gezisinde rehberimiz bize hiç bilinmeyen ama çok değerli hikayeler anlattı. Ve Çanakkale'de birçok savaşın olduğu birçok yere gittik. Oralarda birçok not tuttuk. Daha sonrasında da eve dönerken kitabımızı nasıl yazacağımız aklımızda belirginleşmeye başlamıştı bile. Bu kitabın yazımı 1,5 yıl sürdü, yaklaşık 1,5 yıl sürdü. Biz yazarken çok onurlandık, duygulandık. Umarım siz de okurken duygulanırsınız. İzlediğiniz... Evet, duygu ve teşekkürler. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz Eren'i.
İlayda'ya büyük bir özür borçluyuz çünkü onu arada unuttuk. İlayda, şimdi sen kitabında hangi hikayelerden bahsettin? İsimleri ilk başta söyleyelim. İlayda, evet sen de var. Pardon. Evet İlayda. Şimdi şöyle, program akışında sıralamamız böyleydi. O yüzden hani ben ışıktan da pek göremiyorum. İlayda. Heyecanlandım. Sen kadar ben de heyecanlandım. Şimdi normal provalarda biz sıralamamız bu şekildeydi. Tabii bir aksaklık olunca ister istemez bizi de etkiliyor. İlayda, senden duygu ve düşüncelerini alalım şimdi. Öncelikle Sayın Bakanım ve değerli misafirler, bizi bugünümüzde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Çanakkale Savaşları çok önemli bir savaştır. Çünkü Çanakkale Savaşı'nda toprağın başına milyonlarca mermi düşmüştür. Askerlerimiz ölmeleri gereken yerde en ufak bir tereddüt göstermeden gülümseyerek ölmek istemişlerdir. Onlar bizim için ana kucaklarını, baba kucaklarını terk etmişlerdir. Askerlerimiz yeni cumhuriyeti etten, kemikten, bedenlerinden yıkılmaz bir temel yaptılar. Onlar kendilerini öldürmeye gelenlere kucaklarını açıp yaralarını sardılar. Sadece kahraman değillerdi. Zafer gecesinin anlarına, zaferden sonra neşemizi düşman askerlerinin acısına hürmeten göstermedik diye yazı yazabilecek kadar yüce gönüllü insanlardı. Teşekkür ederim. Evet, bu duygu ve düşünceler için çok teşekkür ediyoruz ve alkışlıyoruz İlay Bey'i. Evet, şimdi karşımızda İrem Nur Coşkun var. Sıralamaya göre devam ediyoruz. Sayın Bakanım, değerli misafirler, 7. sınıf öğrencileri olarak yazmış olduğumuz Çanakkale hikayelerinde Çanakkale'den ve Çanakkale'nin ruhundan bahsetmeye, bunu okuyuculara hissettirmeye, geçmişimizi ve değerli tarihimizi unutturmamaya ve kan ile yazılmış böylesine değerli bir destanı hatırlatmaya çalıştık. Kelimelerimizle o tarihi mekanı ve savaşı anlatmayı amaçladık. Türkiye'nin dört bir yanından Çanakkale yaşanmışlıklarına tanık olan kişilerin hikayelerini dinledik ve bunu sizlerle paylaştık. Maraş'tan, Kastamonu'dan, Çanakkale'den, Ağrı'dan, Yozgat'tan ve diğer illerimizdeki Çanakkale'yi yaşayan insanların yakınları sayesinde o dönemi ve savaşı bilinmeyenleriyle gözler önüne serdik. Bir kez daha bu vatanın kolay kazanılmadığını, her avuç toprağı için binlerce şehit verdiğimizi kanıtladık. Eğer bu topraklarda yaşamlarımızı rahatlıkla sürdürebiliyorsak ve başka bir milletin boyunduruğu altında yaşamıyorsak, bunu savaşta kan döken şehitlerimize borçluyuz. Teşekkür ederim. Evet, İrem'e de teşekkür ediyoruz. Onu yoğun bir alkışlıyoruz. Şimdi ise Semih Eren Aydan alalım duygu ve düşüncelerini. Merhaba değerli bakanım ve değerli büyüklerim. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Semih Eren Aydan. Tarihe Tutunanlar isimli kitabımızın bir yazarıyım. Bu kitapta bulunan eserimin adı da Dipsiz Köyü Çanakkale Yusuf. Benim hikayemin kahramanı Yusuf isimli Ağrı Dağı çevrelerinde yaşayan bir atamızdı. Yusuf yaklaşık 30 yaşlarındayken savaşa takviye olarak katılmış ve savaşta büyük bir cesaret örneği sergileyerek mucizevi olaylarda rol almıştı. Bu hikayeyi yazmadan önce Çanakkale Savaşı hakkında araştırmalar yaptım. Daha sonrasında ise daha ayrıntılı bilgi edinebilmek için sınıfımla birlikte bir günlüğüne Çanakkale gezisine katıldım. Orada bir gün geçirmek, Çanakkale'nin topraklarına ayak basmak insanı farklı bir dünyaya taşıyor. O dünyada Çanakkale'nin ne bir hikaye ne de bir efsane olmadığını anlıyorsunuz. O bir gerçek. İki tarafın arasında 6-7 metre vardı. O gürül gürül akan masmavi göller, denizler kan rengine bürünmüştü. Tam bir cehennem. O mahşeri kalabalıkta kan gövdeyi götürüyordu. Ancak askerlerimiz kendilerini umursamıyordu bile. Ne yediklerinin dahi farkında olmuyorlardı. Bulabilirlerse bir parça peksimet yiyorlardı. İmkanlarımız her ne kadar az olsa da askerlerimiz çok aşıktı bu cennet vatanı. Her yerleri yarı yarı içinde olsa da anaların alev alev yanan yüreği kadar acı vermiyordu insana. Eğer kazanmadan dönselerdi bu savaştan ne hayat kalırdı ne de dünya. Geride sadece kaybolmuş ümitler, üzüntüyle kahrolan gönüller bıraktıklarını düşünürlerdi. Tüm bunlardan dolayı şehitlerimizin canlarını vererek bize vaat ettikleri bu güzel vatanda birer vatansever olarak yaşayalım.
Zor şartlarda bize sunulan bu hayatı vatan hayırlı insanlar olarak geçirelim. Aynı zamanda bizim huzurumuz için can veren değerli ataların torunları olduğumuzu unutmayalım. Bizler de torunlarımıza güzel bir gelecek sunabilmek için vatanımıza hizmet edelim. Çünkü atalarımıza çok büyük bir vefa borcumuz var. Ben de bu vefa borcumu bir Çanakkale hikayesi yazarak karşılamaya çalıştım. Ancak bu kadar değerli atalar için bir kitap yazmak bile o emeklere karşın çok az. Bu arada editörlüğümüzü yapan ve kitabımızı oluşturmamızda büyük rol oynamış olan Sayın Mahmut Turan Ektiren'e ve emeği geçen tüm herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, biz de sana teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz efendim. Söyleyeyim. Şimdi sırada Tufan var. Tufan, bize neler söylemek istersin? Sayın Bakanım, değerli büyüklerim ve sevgili arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Ben Tufan Akınsu. Bu çalışmaya ilk önce yaptığımız Çanakkale gezisiyle başladım. Oradaki anlatılanlar not aldım. Daha sonra akrabamız olan Tahir Akosu'nun torunu Fatma Akosu'nun bize anlattıklarını da not alarak onları da hikayenin içinde kullandım. Hikayemi yazarken bu kitabı okuyan insanlara Çanakkale Savaşı'nda yaşanmış olan duyguyu vermeye çalıştım. O kadar derin duygularla yazmaya çalıştım ki kendimi savaşın içindeymiş gibi hissediyordum. Umarım siz de bu kitabı okurken benim hissettiğim duyguları hissedersiniz ve Çanakkale Savaşı'nda savaşmış olan Mehmetçi'ye minnet duyarsınız. Evet, teşekkür ediyoruz Tufan'a, alkışlıyoruz. Son olarak Yunus Emre'den alan duygu ve düşüncelerini. Sayın Bakanım, değerli büyüklerim, hepiniz hoş geldiniz. Ben Yunus Emre Topal. Bir hilal uğruna sayısız güneşlerin battığı, yüz binlerce vatan evladının birer birer toprağa düştüğü Çanakkale. Yedi düvele Çanakkale geçilmez dedirten büyük bir destan. Tarihler boyunca hiçbir millete nasip olmayan büyük bir zafer. Ve bunu yeniden dillendirmek benim için büyük mutluluktur. Üzerinden asırlık zaman geçmiş bir tarihin isimsiz kahramanlarının yakınlarıyla birebir konuşmanın onurunu ve gururunu tarif edemem. Böylesine güzel bir ülkede yaşamak, böylesine saygın değerlere sahip olmak, böylesine büyük zaferlere adını altın harflerle yazdıran bir ülkenin bireyi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu süreçte benden maddi ve manevi hiçbir desteğini esirgemeyen ve yanımda her zaman bulunan aileme, değerli öğretmenlerime ve saygıdeğer büyüklerime sonsuz teşekkürler. Hayatlarının bağrında bir gül bahçesine girer gibi kara toprağa giren aziz şehitlerimiz, ruhunuz şad olsun. Hepinizi saygıyla anıyoruz ve bize bu güzel vatanı bıraktığınız için hepinize minnettarız. Evet. Biz de bu duygu ve düşünceler için öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda ben de bir Çanakkale'li olarak bu proje içinde bir şekilde yer almaktan onur duyduğumu söylemek istiyorum. Öğrencilerimizi tekrar alkışlıyoruz. Şimdi alkışlarımızla küçük yazarlarımızı kulise alıyoruz.